Şimdi bir tartışma başladı. Tartışma şu, özellikle Ankara gücü maçından sonra Sayın Emre Belezoğlu'nun Ankara gücü teknik direktörü mağlubiyetin ardından şöyle dedi. Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Oyuncu kalitesi olarak Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu teknik direktör olarak oynamadım diyor. Sergen Yalçın da diyor ki Antalya Spor Teknik Direktörü olarak Galatasaray'ı zorladı ama puan alamadı. Sergen Hoca tarihin en iyi Galatasaray'la oynadığımızı düşünmüyorum. Bugün oyuna baktığımızda bizim karşımızda öyle bir takım yoktu diyor. Bu takım tarihin en iyi Emre Galatasaray. hiç katılmıyorum. Sergen Yalçın'a kısmen katılıyorum. Tarihin en iyi Galatasaray. Uf, 21. yüzyıldan alalım ama 2000'i de sayalım olur mu? Olur. Normalde 2001'de başladığını ben de biliyorum. Yani say, tarihçiler ama biz 2000'e girerken milenyum falan he, o yaptık ya o yüzden. Ya bir kere UEFA şampiyonu olan takım çok iyi bir takım. Emre Boyez'un da parçası oldu. Ya bir kere bu takımda Hacı yok arkadaş. Onun bir adını koyalım. Şu Hacı'yı böyle çok eskiye örnek veriyorsunuz. Eski örnek falan vermiyoruz. Adam Karpatların Maradona'sı. Adı da ben takmadım. Takan da çok doğru takmış. O esnada dünyada en iyi futbolcu Maradona'ydı. Maradona'dan sonra Hacı'nın Romanya'sı Arjantin'i eledi, felfeci üretti. Hacı o kadar yetenekli oyuncuydu ki Real Madrid, Barcelona ikisinde de oynadı. Yabancı sınırı vardı. Yoksa hepsinde sürekli oynardı. Yabancı sınırından gerçekten. Performans falan düşük değildi. Laudrup yedek kalıyordu ya, Mihail Laudrup. Şampiyonluk finalinde oynatılmadı diye adam Barcelona'yı bırakıp Real Madrid'e gitti. Milan'a indikleri zaman. Öyle bir yabancı kontenjanı. Bizim TFF'den daha zihni sinir bir format vardı diyeyim o zaman. Ya herhalde ondan feyiz oluyor. He bizimkilerse o zaman o işleri yapanlar. Neyse. Ya abi bak kafadan yani bu sene sen sol bekte büyük sıkıntılar yaşadın. UEFA'yı kazanan takımın sol bekleri Hakan Ünsal Blackburn Ofsa gitti ya. Şakası yok bunun. Dünya Kupası'nda da artı Ergün Pembe. Ergün Pembe aynı zamanda böyle Kerem Demirbay stili çok iyi orta sahip. Topu istediği yaratabilen. Ergün abi der ki ben daha iyiydim. Olabilir abi ben bir şey demiyorum. Arada çok zaman farkı var. Hani karşılaştırmak kolay değil oynanan oyunları. Ama hacı karşılaştırılmaz. Muslera diyorsunuz ya Muslera'nın bu kadar gelişmesini sağlayan adam kaledeydi taparet. Popescu. Ya tek tek saydırmayın bana abi. Bir de ayrıca sürekli yüklenerek gelen bir takımdı. Üst üste şampiyon olan. Mesela Paris Saint Germain eğlendiği zaman sol sorunu vardı. O yapma Hayrettin maçı var ya tamam kaleci sorunu vardı ama sol bek sorunu da vardı. Stoper de Vedat oynuyordu. Pardon, sol bekte stoper Vedat oynuyordu. Vedat İncefe vardı ya. Vedat İncefe ha, vardı. Euro 96'da boks için kafayı yaran. Tamam biliyorum. Vedat, Hatırlıyor abi Vedat o maçı? Vedat abi ne olur muyum canım? Tamam işte o, o yapma Hayrettin maçında ayrıca sol bek sorunu da vardı. Sonradan Hakan Ünsal'ı orta sahayken aldı sol bek yaptı. Ergün Pembe de orta sahaydı abi genç 96-97 sezonu. Mükemmel bir orta sahaydı. Galatasaray'da orta saha olarak da yıllarca devam etti. Çok iyi bir oyuncuydu Ergün Pembe yani. Yani Galatasaray'da o sol bekli bir kere o derinlik yoktu. En iyi takım kusursuz takım olur. Ben sana tarihin en iyi Milan'ı sayayım mı? Say. Bir çırpıda sayarım abicim. Kale Maldini, Costa, o... Kaleci, 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 kaleci. Galli'ydi kaleci de kaleci. önemsiz. Top gelmiyordu abi o savunmada. Yok, yok o takımın kalecisi bilmezdi. Top tamam, 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 tamam. Tamam işte ya zorlama. Yani ezbere sayılır sayı, mı? Tarihin en iyi Beşiktaş'ı yerel olarak. Recep Kadir, Ulvi Gökhan. Abi savunma biçimi, ucun biçimini belirler. Önce senin savunman kusursuz olacak. Evet Davison Sanchez gerçekten belki böyle Popescu'dan bile iyidir. Bilmiyorum. Popescu kariyerinin bir kısmında 6 numara oynadı. Bir evet. kısmında üçlü de libero gibi oynadı. Son yıllarda ilk 4, 4 stoperde Romanya ve Galatasaray'da oynadı. Karşılaştıramam. Ama abi yani sen sayabiliyor musun böyle? Abi ayrıca Şalke'yi yenen Galatasaray da çok güçlüydü abi. Tamam Saş Eboe vardı da Eboe de o zaman iyi futbolcuydu abi. O kendini bırakmaları dışında yani bizim aklımızda alay ettiği anlar dışında çok, çok iyi bir oyuncu. Ama Eboe'ye gelene kadar Drogba Burak ya Selçuk Melo tamam Torayra çok iyi. Bir evet. de Tore'nin yanındaki sayabiliyor musun? Her maç değişiyor. Kaan Ayan, Kerem Demirbay. Onlar Ergün Pembe, Suat anladın mı o kontenjan oyuncular. Abi burada Emre Belözoğlu'na ben şaşıyorum yani. Bence çok iyi bir futbolcuydu. Ona kalsa çok iyiden de daha iyi olduğunu söyler. Doğru. Haklı da olabilir ama kendi oynadığın takımı beğenmiyor musun abi? Yani sen o takımda hep oynamıyordun bu arada. Yani Emre Okan Suat diye geçiyor ya. Ümit Davala da oynuyordu. İşte o sene statü gereği ceza aldı. Bir şey oldu. Yanlış bir anlaşılmalar falan oldu. Hasan Şaş da vardı. Evet. Var oğlu vardı abi o takımda. Ya. Yani ne anlatıyorsunuz abi? Nasıl karşılaştırılıyor? Ben anlamıyorum ya. Yani abi nedir yani bu şey? Oha ya. Çok büyük tarihi bir başarı abi. Dört kez üstte şampiyon oluyorsun. Ondan sonra da UEFA kazanıyorsun. Hadi o ezeli rakiplerin söylediği gibi... Türkiye'de kayırdılar efendim Gazi. Güzel. Ben diyorum ki UEFA'da... Türkiye'de eğer birileri kayırdıysa... Onların hiçbirinin borsu ötmez kardeşim. O komplo falan bırakalım. UEFA'daki o şey... Vardır ya böyle oturan adamlar. Ee, o gizli el, gizli aile. Abi öyle bir teşkilat zaten olamaz. Ya bunlar ki... Yani... Buralarda o UEFA başkanlarına bakıyorsunuz. Bu böyle Sloven gariban adamdan öncekilere, Ceferin'den öncekilere. Sonra genelde FIFA başkanı oluyorlar. Ne götürmüşler kardeşim? Yani onlar yani o şeye istese engeller miydi? Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Onlar şeyi satıyorlar. Reklamları satıyorlar. Pazarlamaları ülke yönetimlerinde hani futbol üzerinden imaj aklama işlerinde orada on bir numaralar. Bunu ona, onunla alakası yok. Onu geçelim. Schalke'yi eleyen takıma ben yanlış mı? Snyder vardı abi. Snyder vardı. Yok muydu? Vardı. Mertens tamam çok iyi de yani Wesley Snyder bayağı zirvede geldi. Mertens kaç yaşında geldi canım? Tamam Inter'deki Snyder çok daha iyiydi de. Abi Inter'deki Snyder zaten yılı futbolcusu yani. <laughs> 2010 yılının... E, tabii. Yani, <laughs> yani onun hakkını yediler Wesley <laughs> Snyder. Yani bence benim için o yani. Dünya o Kupası tabii. finali 3 kupa. Snyder'ın alması lazım. Şimdi... Hep futbolun böyle en sonuca varmayan ama bence tartışılması en güzel konularından birisi. Futbol zaten bir eğlencelik. Hani dönem ve dönemleri farklı olan futbolcular arasında mukayese yapmak ya da dönemleri farklı olan takımları eleştirmek. Sen katılıyor musun? 2000'li yıllardaki Galatasaray'la 25 sene sonraki Galatasaray'ı karşılaştırmak biraz adaletsiz olur desem böyle bir yargıya varsam futbol dönemleri çünkü yani belki de... saydım ya Popescu şöyle yok, yok, böyle şu Yani böyle yani oynuyordu mesela Davison hani Sanchez'i o açıdan karşılaştıramayız diyorum o mevki kalmamış libero kalmamış Gibi. itin hocası yaptı bize o ayrı ha, Hay yaşa. ama ha, öyle bravo mi? hocayı da tebrik ederim hiç düşünmemiştim ben onu bütün korner savunma arkasına hızlı oyuncu kaçırma planlarımız o, anında çöpe gitti bu yani. bağlamda haksızlık etmek istemiyorum mesela günümüz futbolunda benim için tartışması Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu Hacı'dır en başarısı da zaten Hacı yani hep deriz ya, arkadaki o tire gibi çalışan Emre Okan Suat. Suat taşıdı. Şimdi artık bir takımın on numaralar da dünya üzerinden silindiği için ya Muçi diyoruz mesela yeni nesil on numara Muçi ya. Muçi'yi görüyorsun yani biraz seyredince çocuğun geri dönüşleri işte Şimanski'nin asıl alamet farkası attığı goller son zamanda atamasa da takım oyununa verdiği destek. E Hacı tabii ki o yetenekle o dönemde çok fazla geriye doğru koşu yapmayan adam markajı ya yani da alan kapatmayan yorulduğunda sol tarafa doğru kendini atan. Öyle olağanüstü bir ama çok çok büyük işler yapan bir oyuncu. Dolayısıyla ama o lükse de sahip olmayı hak edecek hak ed yetenek tabii, seviyesinde olan. Bu, bu dönemde artık öyle bir şey kalmadı. Artık yani kim örne? Luka Modric. adam on numara başladı. Şu anda dünyanın en iyi altı numarası oldu bir ara. Yani sonra bir çıktı tabii Kante bir dakika dedi. Altına yani da değişti kardeşim. De. ya da ya. Ya tabii da. ki birebir bir karşılaştırmak için, çok zor ama onu, da değil, değil yani. Ya, yani. zaten zekli olan diyoruz ha. ya. E doğru soruları sormak lazım. Şu gibi bir ölümlü dünyada <laughs> dizdar koşu var ya. 13 soru soruyor. Bir vakaya bakar. Ne? için? Ne belli filan diye. Şimdi Galatasaray'da... <laughs> çok korkunç. Ölümlü dünyada dil dizdar. <laughs> cinayet üstünde, evet. serbest. <laughs> cinayet özür dilerim. Ne belli diyor. Şimdi Galatasaray'da... Amerika'dan hani gelen soru dedektif. Şu, belki. Hani ya da önerme şu. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Şimdi o takımla ilgili, 96-2000 takım ile ilgili biz çok soru, çok az soru soruyoruz. Yani olumsuz, belirsizlik var. Yani şimdiki takımda bu takımın Sağ beki alındı ama sadece oraya belli değil. Şey kö kö köf diyecek müzik Çöl. kö Derik gelişim Kör. belirsiz gelişimde. de olumlu çok olumlu sinyaller veriyor. Tamam savunma attı okey ama bir yandan Demirbay belirsiz. Yani e, çok soru sorulabilecek istikrarla ilgili ya bu takım 60 dakika Bayern Mü bo ya da de ölümlü dünyadan şey örnek veriyor. Boğdu, 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 boğdu duvara çarptı. Paspasla öldürüyordu az daha Bayern mühü ama gitti Sparta Prag karşısında hiç ya, ya koptu. Oyundan koptu. Dört oldu. Ya tamam on kişi kaldı. Hadi onu da söyleyelim. Hadi Sorun madem zaman. o da ölümün için... dünyadan gelsin. Türk solu gibi mi? Evet, bölüm, sana göre yani, soluğu bana göre şey, şey, bana Bu bütün tartışma ya. oradan çıkıyor işte. Benim adım bundan sonra Cangar olsun. Şimdi senin <laughs> adın olduğunu zaten <laughs> Puma yapmışsın. <laughs> Seyretmediysen çok ölümü dünya ve cinayet için Bir de güzel tutak. ikiyi de izlemek İ, istiyorum. Sinemada hala devam ediyor Yok bitti. O zaman ya, bir sosyal platformu verir. Sonuçta bu so Te, önermeyi yapıyoruz. Galatasaray'da özellikle diğer takımda yani diğer takım derken bence de en iyi takımı 96-2000'de giren çıkan takım bölüşümü, takım kimyası da aynı. Bugün Galatasaray kadrosunda bazı bölgelerde kısırlık var. Bazı bölgeler özellikle sağ kanat şişmiş durumda. Ama şu haksızlığı yapmamız lazım. Sen de söyledin. Bu yarım bir ürün. ürün. Hani Jose Mourinho Barcelona'dan 5 yedikten sonra şey dedi ya. Ya dedi bizim takım yarım bir ürün, Barcelona tamamlanmış bir ürün dedi. Bunun üzerinden birkaç sezon daha geçecek. Galatasaray bu kadroyu koruyacak ve üzerine bir yapı inşa edecek. Daha iyi transferler yapacak açıkçası. Biraz daha takım planlarken daha geriye çekilerek bakacak. O zaman belki 4 sene sonra geleceği noktaya bakmamız lazım. Ee... devam devam. Çok güzel konu bu. Ben çok seviyorum bu konuyu. Seviyorsun. Evet. Bir, bir alternatifler konusunda da geliştirmesi lazım. Galatasaray'ın zayıf abi, halkası beklerde problem var. Sol bek. Ümit Davala da giriyordu sağ bek oynuyordu. Sağ açık, sol açık, santrafor Ümit. oynuyordu abi. Yani Barış Alper kontenjandan da Ümit Davala da vardı. Adam dünya kupası efsanesi. Ya, İnşallah dünya... Barış da bu yaz Avrupa Şampiyonası ya, efsanesi ya, olur. daha ne olacak ki? Ya şimdi bak. bir Bir şey daha Bir kere olacak. bu Ben onlara çok saygı duyuyorum. Basket takımlarıyla futbol takımlarını karşılaştırıyorlar. Çok güzel. Bütün sporlarda ne kadar güzel. Işte entelektüel insan takdir ediyorum da. 5 kişinin oynayıp sürekli oyuncu değişikliğinin olduğu bir sporla karşılaştırmayı serbest bırakıyor izleyicinin bir kısmı. Tamam saygı duyuyorum. Ben de karşılaştırırım abi sadece futbol. Ne yapayım yani? Diyor ki biz sadece izlemedik. Aç izle YouTube'dan. Ben senin yaşındayken yoktu YouTube. Ben George Best'i devamlı dedemin videolardan falan. Babaannem de kızıyordu. Herif çapkın diye. Dedenizin hakkını çeliyorsun. Vallahi bak. Ben... <laughs> Dedenizin Tabii oğlum ya. Bunları izlemesin. Bir hanedana kızıyordu. Hanedanda da <laughs> ha. Collins vardı. Dedem o kadını... Benim annem de videocudan alıyordu. Hoş bulurdu yani. Anladın mı ha? Videocudan alıyordu. Tabii tabii. Bir de beste kızıyordu. Öbür Almanları izleyin. Disiplinli onlar. O devamlı default en izliyorduk. Almanca bilen yok evde. Millet Almanca film izler. Ya, biz Brehme devamlı de Borussia Mönchengladbach belgeseli. Yok Weissweiler hoca. Almanca bilen yok ya evde. Onu devamlı izleyiz. Kızıyordu şeye. Beste. Neyse. Gelelim konuya. Şimdi Emre Belözoğlu bunu niye diyor? Diyor ki Galatasaray bu ligin çok üstün takım. Niye? Ankara güç teknoloji olarak farklı yenildi diyor. Öyle mi? E 92-93 daha üstün o zaman. Ankara Gücü'nün tarihi farklı yendi. Son maçta. Bu mu yani ölçü? Peki Sayın Belözoğlu soruyorum size puan farkı niye Fener, Fenerbahçe'yi yenince niye Fenerbahçe'ye bu ligin bu kadar üzerinde değil? E aradaki farka bak. Basın toplantısında ha, öyledi soru sorulca. Yani şahsi görüşü ya ben, ben Hayır abi şimdi bu teknik direktör olarak ben yeterli performans sergileyemiyorum. Futbolculuğumdakinin yarısı kadar parlak bir teknik direktörlük performansı sergileyemiyorum diyeceğine Geçen sezon da aynısı Başakşehir yenilgisi. Layık olmayan oyuncular gidecek. E hocam sen gittin bak Çağdaş Atan oynadı böyle olmadı yani. Bunu geçelim. İki Sergen Yalçın bunu niye diyor? Güleceksiniz ha. Sergen abi olarak diyorum. Sergen Hoca değil. futbolculuğun o, Sergen abi diyorum samimiyetimle. Sergen abinin oynamadığı bir takım Sergen abi için gelmiş hiçbir şey en iyi takımı olamaz. Sergen abi o kulüpte oynadıysa Sergen abi oynadığı takım ya kaldı Mutlaka ki en UEFA Kupası şampiyonu olan kadronun içinde Sergen Yalçın var ama var zaten statü, statüye yani. yani. yazılamadığı için mesela. ligde oynuyor. Abi Hacı'nin yedeği Sergen ligde. orada. O sonra diyor ki bu Galatasaray daha iyi. Mertens çıkınca kim oynuyor abi on numarada? Mertens kaç e, yaşında e, yahu? Yani kaos yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu oraya geçiyor. Kerem Aktürkoğlu orada iş yapamıyor. Ne ya alakası ya da var daha var canım? Kerem Aktürkoğlu düşüyor. oraya geçiyor. Performansı düşüyor. Hasan Şaş oraya geçiyor muydu Hacı çıktığı i̇şte, zaman? Geçmiyordu yani. Bu Bak, ne Kerem, Kerem oldu, bu Hasan takımla ilgili kontenşanı. çok fazla olumsuza kayabilecek soru sorabilirsin. Çünkü bu takım şu anda inşa aşamasında. Ya bu, bunun bir duvarı yok, bunun çerçeveleri takılmamış, doğramaları falan diyebilirsin bir inşaat halindeki şeye. O zaten sonunda da hak ettiği UEFA kupasını alan 4 senelik bir maceranın... İngiltere Ligi'nde oynamış, gelmiş geçmiş en kariyerli Türk orta sahibi böyle Emre Bölozoğlu'dur. Ama İngiltere Ligi'nde Nifkes oynadığı zaman, yaş olarak da. Ya, onu söyleyeceğim. Tamam. İngiltere Lig tarihinde oynayıp efsane olmuş, son maçın insanların maske taktığı o Türk orta saha Tugay Kerimoğlu'dur. O Galatasaray'a Tugay Kerimoğlu'nu satıp Emre Okan Suat Hacı'yı yaptı abi. Kolay iş mi o? Tugay da süper yıldızıydı takımın yıllarca. Evet. 90'lı yılların. He Mustafa Hoca ilk 17 yaşındayken oynatmıştı Tugay'ı ben hatırlıyorum. 17'ydi. 17 yaşında oynatmıştı. Vallahi 92 93 Galatasaray Beşiktaş'ın işte 3 yıllık şampiyonluk serisi var. Sonrasında evet. kurduğu takım. Hadi o sezon o son maç Ankara Gücü falan filan tartışılıyor tamam. Tartışılsın ama artık bir sonuca varılamadığı için böyle kalacak. Zamanında tartışacaktın. Geçmiş olsun. Abiciğim bak ben sana söyleyeyim. Daha bir sürü sayarım ben sana ya. Erik Geres'in Galatasaray kötü müydü abi? Liverpool'u burada 3-2 yenen. İyi. Ben maçtaydım. Kötü Neydi müydü mi? abi? E, o takım şampiyon tabii. oldu, o teknik direktör kötü müydü? Oyuncular eksikti evet, eksikleri çok eksikti. Yani. Evet. En kırılma maçını, kırılma yani Gerets, maçı değilmiş meğerse mesela işte, zannettiğim maçlar. Gerets böyle Okan Bulut gibi, gibi teknik direktörlük açmış. yaptı. Evet doğru söylüyorsun. Anlatabiliyor yani. muyum? Sasa İliç'ten çok hmm. büyük bir şey. Sürpriz Santaforya, Sürpriz Borcu'ya. Santaforya o olmadan gol makinesi, nasıl nasıl onur dersi verdi Sasa İliç'le. Abi Gerets yani. Onun dışında abi yani bu böyle bir de yenilince kendi takımı teknik direktörlerin... Bak, Okan Buruk'un Emre Bölezon'dan teknik olarak en büyük üstünlüğü şudur... sparta Prag maçından sonra dedik ki... ''Hatalar bende.'' ''Benim hatalarımdan oldu.'' dedi. Bunu dediği için... Daha önce de bunu yapmıştı. Adam... Rize Spor'u çalıştırırken bir maçtan sonra, Beşiktaş maçından sonra dedi Okan Hoca. Fark yediler ya, Güven'le Burak Yılmaz... Ha evet, yönettirik yaptı. Heh. Nerede Okan Hoca biliyor musun? ''Hata bende.'' dedi. Ya sonra Akisar Türkiye Kupası Şampiyonluğu... Galatasaray'da lig şampiyonluğu, Başakşehir'de lig şampiyonluğu, şampiyon liginde o oyun. Bunlar tesadüf değil. Bir teknik direktör tak... Ben de böyle yapacağım o zaman. Her maçtan sonra biz kaybedersek Yeşilpınar bu ligin çok üzerinde bir takım. İTÜ bu ligin çok üzerinde bir takım. Hep böyle yapacağım. Çok güzel ya. Vallahi. Ben hep böyle yapacağım. Hep böyle kafa karıştıracağım. Şey diyeceğim. İşte 20 sene önceki Boğaziçi takımını da hatırlıyorum. Ben futbolcuken oynamıştık falan. Lütfen ya lütfen. Ya şimdi Galatasaray Ankara gücü maçından sonra böyle bir tartışmayla sırf sadece böyle oyalandık yani. Ya mi? bence zaten futbol böyle bir şey oldu. Futbol bunları tartışıldığı şeyler. şey olur. Son dönemde canım, tartışılan tabii, tabii. şeyler. Ama yani güzel oyalama. Oldu. Güzel, oldu. güzel oyalama zaten budur ya futbol. Özellikle geçmişi hatırlamayın sevdiğim şey. Tarihimizi seç hangi? Hadi bakalım. Bunu da ben Tabii ki Metin Ali Feyyazlı Beşiktaş. Avrupa'daki başarılar ama. Avrupa'daki başarı yani Mario şey Mario Gomez yok. Abu Bakar, Cenk işte Talişka yani Mağlubiyetsiz hayatımda e, en sevdiğim, sizdenmez ona. Ne mağlup. mağlup. Lider çıkan. Sonra Bayern'le eşleştirirsek ben ne yapayım abi? Kurayı böyle Maalesef. işte Freddy Krueger'ın eli çekerse bayan Münih çıkar. Leipzig'i yeniyorsun, abisi gelip dövüyor seni. Bizim çocuğu ırpalamışsın. Dur. Ben onlardan oyuncu alacağım ilerleyen yıllarda. Fazla fark atma. Hemen aldı oradan zaten. Kim abi, kim? Abi? Kimi almışlardı orada? Sabit Zer'i aldılar Sanki ya, sonra Sabit Zer'de Harcandı gitti, harcandı. yok. Mençus Ayta kiraladı bilmem ne falan. Alsın, ama iyi oyun, İyi sekiz numaraydı. Yiydi abi Leipzig'de. Ha, şu anda yeni. da Dortmund'da da fena değil. Neyse, bence en iyisi o değil. Hayatımda en sevdiğim insanlar, tanıdığım futbolcu olarak Metin Ali Feyyazlar. Ya ben birçok akramımdan daha çok seviyorum. Hepsini, Recep Kadir, Ulvi Gökhan... Eşsiz nasıl? Zeki abi, Şenol abi... E, kim Turan... Abi... Turan gençti ama, Sergen abi. Sergen gencici takımı düşün, Şivo Mehmet abi. Hepsini çok seviyorum ben. Malzemeci Süreyya abi, Gordon hocam. Elini öperken videom var ya feda tişörtü veriyorum. Ama tarihin en iyisi o önemli kriter o konferans ligi UEFA şampiyon ligi Türk Kulübü'nün bulunduğu durum dedik ya. Tarihin en başarılı Beşiktaş'ı iki sezon üst üste Şenol Güneş'le şampiyon olup sonra da şampiyon grubundan namulüp lider çıkan Beşiktaş'tı. Bunun bu adını koyalım. Ha şunu diyebiliriz. Metin Ali Feyyazlı takımın yabancı oyuncuları daha iyi seçilseydi, daha iyi olsaydı, o dönem daha hacı bacı gelmemişti mesela. Galatasaray'da Koseçki evet. vardı, Galatasaray'da Prekazi vardı, Fenerbahçe'de Kaleci Şumaher'di. anlatabiliyor muyum? Şöyle bir iki dünya yıldızı serpiştirseydin, o zaman da böyle bir başarı gelebilirdi. Bak gelebilirdi. Daha şampiyon kulüpler kupasıydı o 90-91-92 ama... En azından bir yarı final yapardın, öyle takımdı. Çok şanssız eğleniyordu geçmiş, hatırla PSV'lere falan. Zor. O zaman bir yandan zor, bir yandan kolay. Şöyle kolay, çünkü tur sayısı az. 3 tur geçtiğin zaman her şeylere geliyordun yani Çeyrek Ayrıca Beşiktaş bu Çeyrek çıktı. 86-87 sezonunda. E Rum takımı sahaya çıkmadı vesaire o sezon değil bir mi? Bir dakika öyle değil. İlk tur bir kere zor bir Arnavutluk deplasmanıydı. Arnavutluk Komünist Partisi çok kötü bir partidir. <laughs> e, komünist Partisi en Doğu Avrupa'daki. Dur ya şimdi onun tarih değil futbol konuşuyoruz. Tamam tamam. Yayın bile dördürüz değildi. Metin Tekin abi, abi o, çıktı orada. Metin abi çıktı orada. Ya. Hem golünü attı Beşiktaş'a Tiran'da, Tur kapısını sonuna kadar açtı. Hem de herkesi kendine aşık etti. Havalimanından zor kaçmış. İkinci turda ne yapayım abi? Yani ben istemezdim Kıbrıs'ta savaş olsun. Biz insanlarımız ölsün. Yani istemezdim, ben isterdim. Kardeşçe orada yaşayalım ama bunlar İngilizler, Amerikalılar emperyalizme uydular. Bu Ekomoka terör örgütleri Kıbrıs Rum kesimi olan kısmındaki Aa, Yunanistan'da da darbe olmuştu falan. Abi onu geçelim yani. Ne yapayım ben? Ya yani ne yapayım yani o bana ne abi? Biz zaten tamam, onları böyle elerdik. Apoel takımı çıkmıştı. Elerdik onları. Sonra dedi. da Dinamo Kiev. Allah kahretsin işte. Bak işte senin <laughs> <kahretsizde gülüyor> o. Diyorlar ki Uzay takımı, yüzyılın takımı 10 yıl sonranın futbolunu oynuyor diyorlar. Oynasın da az ötede oynasın abi. Devamlı Beşiktaş'la oynamasın abi Dinamo Kiev. Ama bu sene en kötü sezonu da olsa Beşiktaş'ın Avrupa'da yine de en azından Dinamo Kiev'i eledi. Onu da hatırlatayım dedim yani. Öyle değil mi hocam? Cem elemedik mi? Eledik. Şimdi son iki dakikalık Emre Belözoğlu, Emre Hoca ile alakalı. Ya yani Emre Hoca'nın bence herhalde kendisi de farkındadı. Bizim özel sohbetimiz de olmuştu karşılıklı bu konuyla. ilgili. Du duygularını şey yapma konusunda, kontrol etme konusunda sağ içinde de ciddi problem yaşardı. Sağ dışında da belki çok büyük bir hadise yaşamadı. Çünkü herkesin ortak kanaati birçok insanın ee, yani Emre Hoca acaba hakemlerle diyaloğu nasıl olacak? Emre Hoca futbolculuğunda böyle yapmıştı. Teknik direktörken nasıl olacak diye. Ee, aslında bu bağlamda zaman zaman bazı açıklamaları ben de tasvip etmesem de... Özellikle bu, bu Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın e, yumruklama hadisesi sonrasında. Bir şey durumum var. Herkes bana karşı, hakemler benden son dönemde benden e, rövanş alıyorlar gibi. Senin dediğin ben de aynı notu almıştım. Başakşehir'deyken futbolcularına bizde olmak istemeyen gidecek gibi. Ee, erken söylediği, konuştuğu biraz daha böyle sakin kalması gereken durumlarda bazı açıklamalar yapıyor. Bu bence teknik adamlık açısından duygu kontrolünde çok önemli önündeki şey karar alma mekanizmasında etkileyebilir. Artı e, Emre Hoca şunu seviyor. Galatasaray'dayken en koyu Galatasaraylı olmayı, Fenerbahçe'deyken en koyu Fenerbahçeli olmayı, ki kendisi Fenerbahçeli söylüyor zaten. Orada hiçbir sıkıntı yok. Başakşehir'deyken zaten o kulüp de onun için özeldi. Başakşehir'e bir aidiyet. Ankara gücüne gitti. Ankara gücü taraftarı, geniş bir taraftar grubu. Ve diyor ki bana sokakta Fenerbahçe'deki Emre gibi... Fenerbahçe bana sev şeyi seviyor, camianın çocuğu olmayı seviyor. Ve bu duygular içerisinde biraz fazla kendini kaptırıyor gibi. Şunu söyleyeyim yeri gelmişken bu Fenerbahçe taraftarının gösterdiği küfürlü tepki... ...tasvip edilecek gibi değil. Çok ağır ve çok yakışıksız... ...çok ben, ayıp şeyler... E, ...hiçbir futbolcu için, hiçbir e, futbol adamı için... ...yapılmaması ben lazım. Beşiktaş taraftarının çok haklı olarak kızgın olduğu... ...Federasyon Başkanı Büyük Ekşi'ye... ...ettiği küfürleri de hiçbir şekilde... Böyle ...tasvip etmedim. Yayında da söyledim. Etmiyorum. Çok sevdiğim arkadaşımın da başına geldi. Onu da tasvip etmiyorum. Ee, Emre'ye yapılmasını da tasvip etmiyorum. Emre Belözoğlu'na Yalnız şunu da merak ediyorum. Böyle gülümseyerek kapatalım... Evet. Aynı Emre Bölüzoğlu acaba Newcastle United'e gittiği zaman I'm from the Toon Army. Toon Army ya adamlar. Jordi aksanıyla konuşurdum. Ben İngilizceyi Jordi aksanından öğrendim demiş midir? Espri olsun diye söylüyorum. Dal geçmiyorum yani. Çünkü bazen o kadar inandırıcı geliyor bana. Çok dekor geliyor bana anlatabiliyor muyum? Ya, ya bir adam hayatında hem çok hasta Fenerbahçeli hem de çok hasta Gazayla olamaz. O bir tek Kemal Sula filminde o, olur. Yemezler. Bulunduğu yere ait devamında tabi yapılan tepki biraz da sosyal medyada pişiyor. Tribünde kaynıyor işler böyle ee, bir şey olamaz. Bu mümkün değil. Diyalektikle te bile açıklayamaz. Hegel diyalektiği bile iflas eder. Bu biraz, Marx falan herkes mezarında ters döner. Böyle bir şey. bütün ideolojiler ters döner. karşı. Bak, aşırı sağcıyken aşırı solcu olanları Doğu Almanya'da işte, Naziyken sonra Doğu Almanya Partisi'nin başına geçen anlıyorum. Bu, o yıkılınca, Berlin Duvarı yıkılınca tekrar Alman ırkçısı olanları istemiyorum, sevmiyorum ama anlıyorum. Hani siyasette rüzgar nereden eserse dönüyorsun. Dünyanın her yerinde böyle de. Abi yok, hem Fenerbahçeli bu kadar fanatik, hem de bu kadar fanatik Galatasaraylı olamaz. Böyle bir şey yok, mümkün değil. Dünyanın en sıvacı, en eyyamcı yorumcusu bile gelse böyle olamaz. Mümkün değil ya. Ben meslekten biliyorum. Lütfen, buna gerek yok abi. Sen çok iyi bir futbolcuydun. Nasıl çok iyi futbolcu olduysan çok iyi teknik direktör ol. Ben seni sevmesem de ben sana büyük saygı duyacağım bitti yine. Nasıl futbolcuna büyük saygı duyuyordum? Aynen yani. Bittiği yere kendini adıyor. Bence adayacak tabii ki ama duygularıyla çok adıyor. Galatasaray'da Emre Belezoğlu olmuş. Fenerbahçe'de efsaneleşmiş. Ee, Başakşehir'de devam edip sonra... ilk teknik direktör şey olmasa da full teknik direktörlük... ...sezonu ona kucak açmış Başakşehir. Ankara gücü de büyük bir camia. Orada bundan besleniyor bence. Şöyle Kulüp bitirelim, adamı mi? bitirelim zirvede bitirelim. Bitirdim. Bu iş böyle adama olsaydı böyle, adama traore gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olurdu. Kral'sın, reis. Nasıl Arkadaşlar mükemmel çok, çok bunu götürürüm. düşüneceğim. İkili mücadelenin bu haftada sonuna geldik. Görüşmek Ziya üzere. Ziya Şengül gibi böyle fıkra anlatayım mı? Fıkrasına gülünmeyen Ziya abi rahmetle anıyorum. Benim ya. de var çok öyle. Çok özlüyorum Ziya abi ya. Bir, bir fıkra Tebessüm anlattım gülmediler bana. yayında. Nerede? Yayında açık bulabilirler. Fıkrasına gülünmeyen emek diye. Bir şey soracağım. Irmak kazuk var mıydı? Yok. Kimlerden? Mert Aydın da herhalde. Aa. İstersen fıkrayı burada anlatayım. Ama bizim de bir fotoğrafımız var. Ben bir şey anlatıyorum. Mert abiyle sen dinlemiyorsunuz. Onun herhalde intikamı <laughs> olmuş. O fotoğraf önüme düşüyor. Ya da yaşanmış gerçek olaydı. Fıkra değildi. Bir kere benim arkadaşım şey... Host, anlat host, ben güleceğim. anlat hadi anlat. yapıyor hava yollarında. <laughs> Japonya'ya gitmiş. Orada Japonya'da Japon bir çocuk bizimkini görmüş. Şey yapmış böyle. Bütün Türkler Annesine benziyor. göstermiş. Böyle yapmış. Bütün Türkler birbirine benziyor. Yani bütün Yok. Japonlar birbirine benziyor. Ya, ya işte esprili? biz böyle göz çekeriz ya. Japon çocuk da böyle yapmış. Emek ege ben bile anlamadım <gülüyor> ya. <gülüyor> Gözlerini yani <laughs> çekik değil, çok yuvarlamış ya. Yani, yani, da, bunu. Direkt söyleseymiş ya. Bütün Türkler birbirine benziyor. Sen de mi gülmedin? Olmadırmış. Ben bir daha şaka yapmıyorum. Yo ben Japonya'ya gittiğim zaman o Dünya Hukukası açılış Sen döneminde ne dedin. demiştim biliyor musun? Ne? Evet. Japon ...hostes'e, ha. özür dilerim biz bütün Türkler birbirimize benziyoruz o yüzden bir arada kalalım şey yapmayalım. Kadın da böyle imalı imalı ya ne oldu bütün Japonlar birbirine... dedim Zaten onu söylüyorum ben ya. Abi evet. tabii Türk, Türkiye benzer. Japon, Japona benzer. Ben sana söyleyeyim ya yani. o... Ama Fenerbahçe, Galatasaray'a benzeyemez. Kızarlar. Galatasaray, Fenerbahçe'ye benzeyemez. Kızarlar. Laf yeriz. Toksik ortamda alırlar. Yerden yere atarlar. E, ama işte teknik direktörler, futbolcular yapınca da... ...o zaman bu toksik ortamaya girmeyeceksin... Ya da o burada bir ayakta kalmanın kendin olarak kalmanın yolunu bulacaksın arkadaş. O kadar. O kadar, kadar dedim. Karalı <laughs> oradan, karalı oradan bir ikili mücadele. Ne kadar olsun? Bir saat olsun. O kadar. Biraz da geçti. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.